Okey diyerek bunu da kapatarak uygulamamızı kapattık. Evet arkadaşlar, şimdi birkaç genel bir bilgi, bugün öğrendiklerimiz hakkında genel bir kısa bir açıklama yapmak istiyorum bu kod sayfamıza. Şimdi kodlar haricinde, şimdi normal şartlarda biz bir şeyler yazsak olmaz. Bize kızacak. Altı kırmızı şekilde. Çünkü bunları okumaya çalışıyor. Yani kodmuş gibi algılıyor ve yanlış bir biçimde yazdığımız için bize kırmızı olarak altında gösteriyor hata olduğunu. Şimdi bunun için biz buraya mesela bir şeyler yazmak istiyoruz. Ya daha sonradan bu projeyi açtığımız zaman mesela burada yaptığımız işlem nedir? Mesela onu hatırlamak adına ben buraya küçük bir yorum bırakmak istiyorum. Bu yorumlar iki tane slash koyularak yazılır. Hemen deneyelim. Bir tane koyduk. Rengi siyah. Bir tane daha koydum. Rengi siyah yeşile döndü. Ve artık burası bir yorum satırı oldu. Tek satırlık bir yorum satırı bunlar. Hemen yazalım mesela. Burası bir yorum satırıdır. Mesela bakın. Alta geçtiğimiz zaman yazdığımızda bak olmuyor. Tekrardan alta geçeceğimiz zaman tekrardan iki tane böyle slash koyuyoruz. Anca o şekilde. Devam edelim yazımıza. Programın uygulanması ve değerlenmesi esnasında herhangi bir değeri yoktur. Eğer yorum satırınız tek satırlı ise çift slash yardımıyla yorumlarınızı yazdırabilirsiniz. Evet. Bir de ikinci bir yorum yazma şeklimiz var. Bu da bir satırlık değil de istediğiniz kadar satırlı bir şekilde yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bunun için slash ve bir yıldız işareti ve tekrar yıldız ve bir slash işareti. Ve bu iki yıldız arasına bir enter basıp aşağı satır attık buraya. Bir daha üste geçip bu yıldızın sonuna bir enter daha basıp enter'ımızı oluşturduk. Evet, mesela buraya yazalım. Bazı bugün öğrendiğimiz kısa yollar ve bu kısa yollar hakkında biraz açıklama yazalım. Bazı kısa yollar ve açıklamalar dedim. Bir enter daha bastım. Bakın, hiç şey üstteki yorum satırı gibi değil. Otomatik yıldızları koyuyor. Böyle birden fazla satırlı yorum yazma imkanı bize olanak sağlıyor. İlk kurulum ayarlarında kelime uzaması seçeneği aktif durumdadır. Yani siz yazdıkça ekranınızdaki yazılar sağa doğru kayacak ve soldaki yazılarınızın görünmemesini sağlayacaktır. Ya da şöyle yazalım. Soldaki yazılarınızın görünürlüğünü kaybedeceksiniz. Mesela bakın arkadaşlar, burada demek istediğim şey şu. Mesela buranın devamını yazıyorum. Bakın. Böyle kayıp gidiyor. Şimdi biz sola çektiğimiz zaman bakın sağdaki yazıları tamamen göremiyoruz. İşte biz bunu engellemek istiyoruz. Yani bu yazı buradaki sınırına geldiği zaman evet, yazılarımız bakın sağ taraftakiler gözükmüyor. Bizim bunu engellememiz gerekiyor. Mesela yapacağımız işlem nedir? Visual Studio'nun code behind tarafındaki yazı yazma sınırına geldiği zaman bir alt satıra kendisi otomatik olarak düşmesini sağlamamız gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken olayı ben buraya şimdi yazacağım. Devam edelim şuradan. Bunu engellemek ve kod alanını çözünürlüğünüzle sınırlamak için yukarıdaki menüden Edit
Advanced Word Wrap seçeneğini aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Dediğimizi yapalım. Edit Advanced Word Wrap. Şöyle sol alalım. Bakın sağ taraf gözükmüyor. Edit Advanced Word Wrap. Gördüğünüz gibi bir alt satıra düştü. Sınırından sonra bir alt satıra düştü. Evet. Şimdi üçüncü satırımızı yazalım. Bu da ne olsun? Eğer sol, sağ ya da aşağı bloktaki bazı pencereleri, bunlar nedir? Solution Explorer, Properties, Toolbox vesaire. Yanlışlıkla ya da bilerek kapatırsanız tekrar aktif hale getirmek için View menüsünü kullanabilirsiniz. Solution Explorer'dan bahsedeyim. Bugün gördüğümüz projemizin harita penceresidir. Proje içerisinde yer alan tüm dosya ve klasörler hiyerarşik biçimde bu pencere içerisinde sıralanır. Üzerinde çalışılması istenen bir dosya ya da klasör varsa çift tıklamanız yeterli olacaktır. Properties'ten bahsedelim. Bir kontrolün ya da herhangi bir nesnenin özelliklerine erişmek için kullandığımız penceredir. Genellikle hangi nesnenin özelliklerine erişmek istiyorsak onun üzerine sağ tıklayıp Properties kısa yolunu kullanırız. Yani şundan bahsediyorum. Sağ tuş Properties. Şuradan Properties seçili olduğuna emin olun tabi. Olaylarda kalmış çünkü en son. Evet, Properties. Bunu aynı zamanda bunun üzerindeyken soldan Properties derseniz de yine gözükür. Veya bunun üzerine tıkladığınız zaman F4 tuşuna basarsanız da yine Properties penceresi paneli açılır. Devam edelim. Kısa yolunu kullanırız. Klavye kısa yolu ise özelliği görüntülenmek ya da değiştirilmek istenen nesne yani kontrol seçiliyken F4 tuşuna basmaktır. Bir kontrolün en önemli özelliği ne demiştim? Name özelliği. Bu özelliğin en belirgin durumu ise benzersiz olmasıdır. Yani bir isim birden fazla kontrol için kullanılamaz. Bizler de kontrolleri birbirinden ayırabilmek adına onlara belirleyici isimler vermeliyiz. Örneğin bir buton kaydetme işlemi yapıyorsa default olarak gelen buton 1 adlı buton kaydet demeyi tercih edeceğiz. Toolbox'tan bahsedelim. Bir uygulama içerisinde kullanılabilecek ve Visual Studio kurulumu ile varsayılan olarak gelen tüm kontroller bu pencere
içerisinde yer alır. Bahsettiğim yer toolbox'ımız. Tabi burası form ekranında gözükmez. Code Beyan tarafında gözükmez. Design ekranında gözükür. Kontroller. Bu pencere içerisinde yer alır. Her bir kontrol kullanım amacına göre kategorize edilmiştir. Yani şundan bahsediyorum. Burada mesela Command Controls dediğimiz, burası sık kullandığımız kontroller. Windows tabanında sık kullanılan kontroller. Bunun dışında bir kontroller daha vardır. Containers'ta mesela bunlar var. İşte menülerde bunlar. Komponentlerde böyle bunlar falan gibi böyle diyaloglarda bunlar. All Windows Form'da ise hepsi A'dan Z'ye doğru sıralanır bütün kontroller. Ama biz genelde sık bunu kullanacağımız için genelde ben bunu kullanıyorum. Şu an ilk etapta bunları kullanacağımız için. Kategorize edilmiştir. All Windows Forms sekmesi altında ise tüm kontroller tek bir grup içerisinde görünmektedir. Bir de common yani controls dediğimiz sekme vardır. Bu sekmede ise en çok tercih edilen kontroller, örnek buton, label, yazı yazmamız için kullandığımız text box, bir kutu içerisinde yazı yazdığımız özellik kontrol. İşte radyo button vesaire gibi. Radyo button'u daha şu an bilmiyorsunuz, onu öğreneceğiz. Bu grupta toplanmıştır. Şöyle ayıralım şurayı bir. Şimdi birkaç klavye kısa yollarından bahsedeceğim. Mesela tam ekranda, yani şu üst tarafında gitmesini istiyorsanız ve tam ekranda çalışmak istiyorsanız yapmanız gereken şey Alt, Shift ve Enter tuşuna basmanız. Bakın, full ekran oldu. Full screen'den çıkmak için de tekrardan Alt, Shift, Enter veya şuradaki full screen'e basarsanız da gider. Onu yazalım. Tam ekran. Çalışabilmek için kullanılacak kısa yol Alt, Shift, Enter klavye kısa yoludur. Aynı kombinasyonu kullanarak tam ekran modundan çıkabilirsiniz. Projenizi çalıştırmak için yukarıdaki yeşil play, şöyle yazalım, ya da yeşil play butonunu kullanabilir. Ya da F5 klavye kısa yolunu kullanabilirsiniz. Yani şu form ekranı, bunu çalıştırmak istiyoruz. Burada ya buraya tıklarız, bu şekilde çalıştırırız. Ya da F5 tuşuna basarak bu şekilde çalıştırabiliriz aynı şey. Çalışan bir uygulamanın kodlarını değiştiremezsiniz. Mesela ben bunu çalıştırdım. Bakın burada. Ben kod sayfasına geçmek istediğim zaman ve ben burada bir değişiklikler yapmak istediğim zaman bana şöyle bir uyarı veriyor. Bu şu an uygulamamız çalışıyor ve çalışırken herhangi bir kod tarafında bir değişiklik yapmamızı olanak vermiyor.